Selamun aleyküm arkadaşlarım. Herkese merhabalar, saygılar, sevgiler. Adapazarı'nın oralardayız. İzmit'e doğru, İstanbul'a doğru. Daha doğrusu İsveç'e doğru gidiyor. Ankara'dan yükümüzü yükledik. Geliyor. Türkiye'de inancınız olsun arkadaşlar. Ne diyeyim, ne bileyim, ne söyleyeyim bilmiyorum. Bu Türkiye'de araba sürmek inan ki var ya, dolu dolu bir sabır, dolu dolu bir sabır istiyor, dolu dolu bir saygı, sevgi istiyor. Ama yok abi, yok yok ya. Vallahi ben size şöyle söyleyeyim. Biraz önce bak şu önümdeki giden tırcıyı görüyorsunuz. 59 plaka konteyner. Yükü de hafif herhalde. Çaldırıp gidiyor. Güzel gidiyor. Adamlar Ankara'dan belli beraber geliyor. Geldik geldik Bolu'yu indik alt aşağı. O Düzce'nin o rampalar yok mu arkadaşlar? O Düzce'nin o rampaları çıkarken soluna ve böyle gidiyor. Bu sıkıştı. Önünde kamyon gidiyor. Yavaş gidiyor kamyon. Aynı bu sistem. Bu sola kaçacak, kaçamıyor. Otobüs solda gidiyor. Amasya İtimat. Saat 3-3.30 sıralarında İstanbul servisini yapıyor galiba. Saat 3-3.30-4 civarında diyeyim. 4. Hadi akşamüstü 4.45 sularında Düzce semalarında yolda. Bu otobüsçüler niye böyle yapıyor anlamıyorum. Bu adam sıkıştı. Şöyle geldi önüne. Ortada gidiyor lan. Sol tarafı boş, kaçmıyor. Ondan sonra bu iyice herhalde korna bastı. Otobüs birazcık sola çıktı. Öyle bir anlatıyorum ki anı yaşıyorum yani. Arkada seyrediyorum ben bunları. Ondan sonra telefon geldi lan. 11 gelir. Ondan sonra Mitcan. Ama ondan sonra ben de sıkıştım. Otobüs gitmiyor. Basmıyor orta şeritte. Bu adamı sıkıştırdı sağdan. Bu da sola dingeliyor. Sağda o önünde araba var. Sıkıştı. Bu adam. Ondan sonra otobüsçi bu sefer taksi arkadan ışığı görünce taksi geliyor arkadan. Otobüs sola atamadı kendini. Bu sefer ortada kaldı. Bu sefer otobüsçi biraz gaza bastı. Bak otobüs var ya, öyle bir anlatıyorum ki anı yaşadım yani. Otobüs gaza bassa arayı açacak, gidecek. Ondan sonra bu adam kendini hemen otobüs gaza bir bastı. Bu adam sola attı kendini. Bu sola kendini atar atmaz otobüsçü frene bastı. Bak otobüsün yaptığı işe bak. Amasya İtimat, yaşlı başlı da bir amca. Onu göveceğim. Eğer şöyle soldan çıksam camdan alacağım onu içeri. Otobüs frene basınca ben de sola geçtim ya orta şeride. Bu tırı takip ediyorum. Sağda araba var. Orta şeride frene bir bastı. Abi yollar kar. Frene bir attım. Benimki Allah'tan frenlemedi. Ben de frene attım. İyice böyle 30-40'a düştük. Baktım sol serbest. Ben sol sinyali yaktım. Atladım sola kendimi. Vın bir bastım. Vın otobüsü 50-60'ına otobüsü geçiyorum. Otobüsçü tırı ta bizi arkada 30'a 40'a düşürdü. Önümüzde bir baktım otobüs var. Frene basmış bu adam kıvranıyor. Sağında araba var. Lan Allah'ım. Vardım otobüse düt dedim. Adam baktım öyle sağa bakıyor. Sola bakıyor otobüsçü. Frene basıyor. Bunu böyle frenledi. Bu adam bak hala otobüsçüyü arıyor bu adam. Hala otobüsü arıyor. Ben de arıyorum. Ondan sonra yani kendimi izah etmem lazım o şoföre. Demem lazım. Neden böyle yapıyorsunuz ya arkadaş? Neden tırların önüne geçip fren basıyorsunuz ya? Hadi vursak ne olacak ya? Yapman bunu abi, kurban olayım ya. Elinizi ayağınızı öpeyim. Bana bir şey olmaz, ben ölür giderim. Ben arada sıkışır ölür giderim ama otobüste can taşıyorsun abi. İtme kurban olayım ya. İtme abi. Can taşıyorsun sen, bu hareketi yapma. Ne kadar da kızarsan kız. Ne kadar şey yaparsan. Yani tövbe estağfurullah diye yürü gitsin abi ya. Vela havle vela kuvvete illa billah. Hül aliyyül azim de git abi. Git yoluna ya. Tırın önüne geçip de niye frene basıyorsun?
Ben buna vursam, bu sana vursa, ben de arkadan buna vursam ne olacak? Ortalık kangol diye götür. Ondan sonra otobüs kaza yaptı, tır otobüse çarptı diyor. Tırcı suçlu oluyor abi. Vallahi otobüs şoförü suçlu abi ya. Kendimizi izah edemiyor bir türlü ya. Keşke otobüsün plakasını alsaydım, alamadım ya. Ondan sonra ben ne yaptım ama? Solladım, otobüsün önüne geçtim. Ben yavaşladım. Ha, hataya hatayla cevap verdim. Ki o görsün, görsün hata yaptığını. Sonra benim soluma gelmiş, kaçacak baktı. Ondan sonra yolculara baktım, hepsi cama örülüyor bana. Dedim açın camı lan, açın da çekin durun da bir anlatayım o şoför bize ne yaptı. O şoför bize ne yaptı? Bir anlatayım sana. O zaman bak şoförü nasıl pataklıyorlar. O kadar insanın canını ortaya atıyor. Bak lan, lan dayı geç kayın sen de lan. Kıyırışıp durma. Bak o kadar yolcunun canını hiçe sayan o şoförü nasıl dövdüttürüyordum o yolculara. O yolcular o şoförü nasıl dövüyorlardı. Bir bakacaktın. Hata kimde? Bir dursaydı. Abi otobüs arkasından bastık. Adam 105 gidiyor. Ah arabam 90 gidiyor. Gitmiyor ki. Yetişemiyor ki. Ya bunu önümüze geliyorlar. Fren yapıp gidiyorlar ya. Yeterin artık da. Yeterin abi. Sen şoförsen ben de şoförüm. Sen de ekmek parası için çalışıyorum. Ben de ekmek parası için çalışıyorum ya. Bana garazin mi var? Hata hatayla kapanmıyor abi. Hata belayla nusubetlerinden kapanıyor. Yapmayın abi. Allah rızası için yapmayın bunu otobüs şoför kaptanları abilerim. Yapmayın, hepiniz tecrübelisiniz. Kurban olduklarım. Belki ben eline su dökemem abi. Ben 25 senelik şoförüm, eline su dökemem. Belki ustasındır. Sen otobüs şoförüsün, bir de senin artın var. Abi sen can taşıyorsun ya, ben yük taşıyorum ya. Benim arabam devrilse ne olur ya. Adam ölmeyecek ya, ölürsem ben öleceğim ya. Hata yaparsam. Ama hata hatayla kapanmıyor abi. Ben bunu demek istiyorum ya. Benim yüküm devrilir. Herkes sigortadan parasını alır. Ümitcan öldüyse de mezara konur. Geçer koyar gider. Ama otobüs öyle değil abi. Öldü mü 15 kişi ölüyor ya. Adam deyip geçmen ya, bu kadar şey olmayın ya. Bu kadar insan hayatı ucuz değil ya Türkiye'de ya. Sen fren yaptın. Ama bunu yolcular bilmiyor. Sen bizim önümüzde ayağını gazdan çektin. Bizi yavaşlattın ya. Ha, bizi durdurdun ya. Ben de duramasam bursaydım suçlu tır şoförü olacaktı. Bunu içindeki o yolcular bilmiyor ama o hareketi yaptığını. O şu yolcular bilmiyor o hareketi yaptığını. İçinde bir tane tır şoförü varsa yine der ki kaptan sen niye o arabanın önünde fren bastın der. Sen suçlusun der. Ama iş öyle değil. Yolcular bize öperiyor, tırcı canavar. Lan canavar asıl oradaki o oturan şoför var ya, o koltukta oturan aşağıda. O şoförüdü size canınızı tehlikeye atan. Bizim önümüze atıyor sizi. Bilmem dayı, yapma böyle ya, kurban olayım, bir sana diyemiyorum. Vallahi de, otobüsçülerden bizim bir şeyimiz yok. O da kaptan, ben de kaptanım abi. O otobüs sürüyorsa ben de tır sürüyorum. Benim de yüküm ağır abi. Hadi duramadım. Fren koydum. Yük geldi çıktı bana vurdu. Arkadan dorse kaydı geldi abi. Kalkış yol ya. Şurada frene bassam makaslar araba ya. Bunu hep yapıyorsunuz abi. Yapmayın kurban olayım ya. Yapmayın ya. Vallahi yapmayın ya. Sizi nasıl durduracak bilmem abi. Bu huyunuzdan bir vazgeçin otobüs kaptanları. Bu huyunuzdan bir vazgeçin artık. Lütfen rica ediyorum yani. Ya bu tırların önünde rampa çıkarken fren basmak ne demek abi ya? Şuradan mazot alalım la. Nefesim daraldı. Allah'ım inkardım, nefesim daraldı. Konuşa. Kıtlağım yırtıldı. Ama haksızsam haksız deyin ya. Vallahi haksız değilik abi. Yani ben bu tıra vuracağım, bu tır otobüse vuracaktı, ben de arkadan gireceğim ya. Yapman abi ya. Vallahi böyle olmuyor abi ya, bu hareketi bir unudun ya abi, şu otobüs şoförleri. Abi arabamız 105 gidiyor diye bakma, vallahi ta terminale gelirim ya. Ta terminale gelirim, terminale. Otogara kadar kovalarım sizi. Yetişemediğime bakma yolda. Otogara kadar gelirim, senin yakandan tutarım, tavana asarım. Keşke kamera kayıtını yapsaydım da, böyle bir video çekerken neyi denk gelseniz de, sizin iç yüzünüzü şu halk, şu insanlar, şu otobüs sahipleri size trilyonluk
6 trilyon 10 trilyonluk araba zimmet ediyor ya. Bunu yapmayın abi. En önemlisi yolcu. En önemlisi yolcu. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Abi selam aleyküm. Nasılsın hemşerim, iyi misin? Abi taşıt var, o siyah olan 250 litre alacağım. Fazla açık da, fazla almayın. Arkadaşlar durum böyle böyle. Allah'a ısmarladık. Herkese selamlar, saygılar diliyorum. Ciao bella.